Evet, Esra Gelin'in yıllara meydan okuyan nostaljik havasıyla gelin evinde fark yaratan mutfağına hoş geldiniz. Uzun zamandır tadilat görmediği anlaşılan mutfaktaki dolaplar oldukça eski. Tezgah arasına led ışıklarıyla küçük bir dokunuş yapan gelinimizin mutfaktaki belki de en yeni parçaları beyaz eşyaları. Gayet modern çizgideki mutfak masasını siyah metal sandalyelerle kombinleyen Esra Gelin, balkon kapısını da beyaz tüllerle kapatmış. Ancak oldukça heybetli kombiyi bir başına öyle açıkta yapayalnız bırakarak büyük bir risk almış Esra Gelin. Zemini halı flex gibi bir halıyla tamamen kaplayan gelinimiz, avize olarak da yine siyah metalden yapılmış modern bir aydınlatma tercih etmiş. Bakalım Esra Gelin'in mutfağı gelinlerimizin gönlüne hitap edebilecek mi? Kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Vallahi yoruma nereden başlayacağımı şaşırdım şu anda. İstediğin yerden başlayabilirsin. Tabii ki. İlk öncelikle benim evimde her yer halı halı demiştiniz. Şöyle parça halılarım var. Bir tane var, onu da mecbur kaldım. Benim de bir tane parça kesme halım vardı. Ben onu laf etmedim Beyza'cığım. Benim kenarlarım parke değil, kaldırıp da gösterebilirim. Beton. Hani ben buraya küçük bir halı atsaydım beton çok sırıtacaktı. Benim kendi evim değil, ikincisi de kirada oturuyorum. Ben buraya daha lüks bir halı kestirecektim. Benimki de parke değildi, fayanstı. Fayans da değil tatlım. Eski beton yani. Tamam, nasıl gösterebilirdin? Halı atabilirdin. Tamam, onu söylüyorum. Tamam, onu da geçtim. Halılarıma çok karışık demiştiniz. Seninkinin hiçbir farkı yok. Ben ve sana karışık demedim. Biz ben geliyoruz, halılarında yanıklar var. Oraları kömür düştü var. Tatlım. Daha dün düştü. Ben yani, de çok üzüldüm ama sonuç olarak kesme halı, hemen bir gün içerisinde buraya tekrar bir halı kestirebilirsin. Yani nasıl dün düşürmüş olabilirsin ki? O bayağı öncesi bir yanık. Hadi dün düşürdün diyelim. Ya bizler geleceğiz. Kömürle niye iş yapıyorsun? Tatlım, ben kullanmadım kömürü. Eşim kullandı. Hani onu da kullanmaması için söyledim, ısrar ettim. Ama tepki göstermedim. İnanmak zorunda değilsin. Ben sana yalan söylemiyorum. Yani keşke eşin de biraz sana saygı duysaydı ki evine zarar vermeseydi. Kesme halıma çok laf etmişlerdi. Kendisine de aynı şekilde kesme halı vardı. Yanıklar vardı. Onu yakmanın sırası mı? Değiştirebilirdi. Ben yapmıyorum. Pek fazla göze çarptığını Peki, düşünmüyorum. Peki, halı hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu ledlerini konuşmak istiyorum. İki kenardan sarkmış ledlerin. Keşke oradan silikonla tuttursaydın onları. Yani eğilince görüküyor. Böyleyken hiçbir şey görükmüyor. Onlara mı takıldın sadece? Evet, şu an çok takıldım. Tamam, yani takılacak çok şey var. Yapıştırırım. Ama kiracı olduğun için çok da bir şey söylemek istemiyorum. Mesela üst dolap ve alt dolapların çok farklı. Onları ben değiştiremem. Kaplama yapabilirsin. Hatta ekstradan boyatıp kulplarını değiştirmek istedim. Ev sahibim izin vermedi. Yani zaten hadi tamam, burası okey. Karışık. Bir de karışık mermer detaylı masa karışık? Koy. Yani nasıl karışık değil ya? Fayansın çok farklı, masan farklı. Fayansın mermer. Fayansın mermer mi alacağım? Nasıl benim masamı beğenmediniz? Kalitesiz sandalyeler, kalitesiz masa yani. Benim masam senin masanın kuplarına laf etmişlerdi. Burada hiç kulp da yok. Bunda kulp mu olması gerekiyor? Yani olabilir. Kalitesizlerde kulp gördün mü tatlım? Eğer gördüysen al da gel bana hediye. Yani ben bu tarz bir şey görmedim zaten. Uyumsuz bir masa görmedim. Neyi uyumsuz? Siyah siyah. Burada mermer yani, desen tamam. Burada da mermer desen. Burada mavi gibi, gri gibi. Ama burada bunu ben kahverengi. Nasıl? Ben aynı sizin buna nasıl? Buna kahverengi. Buna mavi alabilirdin aynı desen. Düz kahve alabilirdin. Mavi yani desensiz alabilirdin. Düz kahve de buraya çok boğar. Ya benim dünkü mutfağımdan sonra kahve. Bir şey diyemiyorum ben buraya. Ben onu eve bakmadan önce almıştım. Ayrıca de kapının her yeri çizikler içerisinde. Benim kapımda hiçbir şey yoktu. Bunlar boyanabilecek şeyler. Senin kapına laf etmedim. Masraf olacağından değil, kaçındığından değil. Ev sahibi kesinlikle hiçbir şekilde boya değmesine izin vermedi. Kapıları ben de sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Bu arada ama laf etmiştiniz. Aynı şekilde aynı boru. Yani orası boyanmamış ben tekrar. Ben senin lafına gireyim. Borularına laf etmedim. Beni iyi dinleseydin keşke. Ben buraları kaplamayı istedim ama ocağıma çok yakın olduğu için, tehlikeli gördüğüm için yapmadım. En azından biz geleceğiz diye oraya sarmaşık yapabilirdin. Genelde evet, öyle yapılıyor zaten. Yani sana 3 verdim. Sanki 1 vermişim gibi bana yorum yapıyorsun Merveciğim. Ben buraya yorum yapmaya geldim. Puanla alakalı bir şey söylemiyorum. Yani olabilir ama biraz daha vicdanlı yani. Mantıklı yorum yapabilirsin. Tamam, sarmaşık ya koysam da diyeceksin ki ocakta burası yanmaz mı diyecektin. Yok, hani alakası bile yok. Esra tamam, sen de 3 işte gününü oynadığın için. Beyza'nın da vardı sarmaşıklar. Hiçbir şey söylemedik. Evet, sarmaşıklarıma hiçbir şey söylenilmedi. Günümü oynadığımı düşünmüyorum. Siz düşünüyorsanız bilmiyorum. Yani kiracı olabilirsin ama buraya biraz daha kaliteli masa kullanabilirdin. Benim masama çok laf ettiniz. Benim en küçük masa bu vardı tatlım. Kaliteli masaların hepsi büyüktü. Katlanabilir masalar var. Bu masayı katlanabilir alabilirdin eğer büyüklüğünde problem ediyorsan. Yani benim masamın alakası bile olmadığını zaten söyledim.
Zaten işte rahat değilmiş. Zaten mutfağı küçüktü. Küçük olmasına rağmen büyük bir masa almış. Yani onda nasıl hareket ediyor, nasıl yemek yiyip içiyorlar anlayamadım. Bence katlanabilir bir masa alabilirdi. Baksana yani yer kalmadı. Tatlım zaten nerede biz her şeyi hazırladıktan sonra oturuyoruz. İki kişiyiz zaten. Kim geçecek gene de başka? Gene kalkıp oturabilirsin yani su bardağı almaya. Yani kalkıp içeceğiz yani. Hadi kalk biz gidelim. Diğer kızlara da biraz. Onlar da konuşsunlar. Yani gitmeden de masanın bir fiyatını alalım. 1200 TL. Gayet uygun zaten. Yani sadece buraya. Masa. Evet. Kızlar gitmek mi istiyorsunuz? Çıkalım evet, daraldık. Evet ses. Diğer kızlar da biraz konuşsun. Daha çok konuşulacak şey var zaten. Aynen tatlım. Senin evindeki gibi değil mi? Benim evimde yine bir dolap uyumum vardı. Yani siz halıya senin taktınız sadece. Senin kendi evinde tatlım. İstediğin şeyi istediğin şekilde değiştirebilirsin. İşte yanlıştın. Kiracıydın ben de. Kiracıydın. Tamam sen güzel ev bulabilmişsin ama biz bu evi zor bulduk. Buna şükrediyoruz. Bütçe yani, bütçe diyordun. Al sana bütçe. Bizim bütçemize buna yetti. Yani bütçe dediğinde senin kiran 10 bin, benim kiram 7 bin. Yani benim evim daha güzel, daha pahalı senin olması evin, gerekiyor. Senin evin biraz daha çarşıya uzak ve benimki çok işlek bir yerden olduğu için... Kızlar bırakın şimdi evlerinizin konumunu. Diğer gelinlerimiz bekliyor. Hadi çıkın artık. Çıkalım bence de. Hep bir bahanesi vardı zaten. Kiracıyım, yapamam, yaptıramam tarzı şeyler söyledi. Bence hiçbir ev sahibi evinin yenilenmesini, güzelleşmesine hayır demez. Bence bu tamamen bir uydurma. Kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk Esra. Ben başlamak istiyorum. Tabii. Günlerdir çok iddialıydın Esra. Açıkçası evim beni çok şaşırttı. Danalar, yemekler, büyük konuşmalar, yüksekten uçmalar. Ben açıkçası çok yanıldım sen konusunda. Ne konuda yanıldın? Mutfağın, dolapların, mermerlerin, halıların, kızlar zaten bunların üzerinden geçmiştir muhakkak. Evet. Özensizlik, önemsizlik... Mesela buna bir vida takabilirdin. Onun vidasını bulamadım. Onun vidası biraz küçük oluyor. Diğerlerine tutturdum. Çok şey oldu. Yapıştırabilirdin. Bugün buraya gelinecek her şey konuşulacaktı. Yok konuşabilirsin. Sana yorum olsun diye onu bıraktım. Birçok yorumlanacak şey var. Tamam yorumlu o zaman tatlım. Senin dinleyelim. Buradaki maviler. Mavi? Fayanslarındaki. Evet uyumlu bak. Burada da var. Avizenin buraya simsiyah. Nasıl takabilirdim? Siyah avizedeki başka roslar, bir şey mi yok ki? Griler ya bilmiyorum benim çok ruhum daraldı böyle bunaldım bence yani. Bence ruhun mutfakta. Açıldı da sanki taklit ediyorsun asla. Daraldı diye. Dur canım biraz da ben başlayayım. Ben nereden başlayacağım bilmiyorum çünkü her yerde bir şeyler var. Böyle özellikle çeşmeyi takılıyor aklım. Hani ben de çeşme dediğinde duş başlığı gibi bir duş çeşme başlığı dediğin var. Çeşme şu an kaç para biliyor musun? Valla benimki de çok pahalıydı tatlım benim. Seninki keşke mi? Sorsaydım ben sana fiyatını 50 TL'lik şeydi seninki. Plastikti. O zaman sen bana iyisini al git. 50 TL'lik şey ben takarım plastikti daha sonra. Plastikti tatlım. Plastikti. Tamam canım plastikti. Ne kadar fiyatı? Fiyatı ne kadar 1500 TL. Keşke 1500 TL'ye keşke fayanslarını, dolaplarının kırıklarını, döküklerini falan yaptırsaydım. Aynen öyle. Tekrar söylüyorum. Üstüne basa basa kızlar ev benim değil. Kiracı hiçbir şekilde boyamayı düşündüm. Kuplarını değiştirmeyi düşündüm. Arkasına kaplama yaptırmayı düşündüm. Burayı boyamayı düşündüm. Hiçbir şekilde bana izin vermedi. Hani izin vermiyorum dedi yapmana dedi. Ben de hani ona bir şey yapamazdım. O zaman bizlerin yani. Evine geldiğimizde güzel yorumlar yapacaktın ki güzel yorum biz de yaptım. Sana bunu anlayışla karşılayabilirdik. Hiç güzel yaptığını düşünmüyorum. Dolapların farklılığı, görüken kombi boruları beni aşırı ben rahatsız ediyor. Ben senin sadece masana yorum yaptım. Ocağın yanındaki o borular aşırı rahatsız. Onları saklayabilirim. Onları kaldırayım. Nasıl saklayayım? Hayır ben ocağın sakladım yanında. Kardeşim bak orada. Ocağın yanında nasıl saklayayım? Kaplasaydın. Biliyorsun beni kapladım. Ben de kapladım yapabilirdin. Buna ev sahibi bir şey demez. Geri çıkartırdın ev sahibin kızcağızı. Hayır neyle kaplayacaktın? Günlerdir çok büyük konuşmalar yaptın. Ne? Öyle afakiydin, öyle uçtun, öyle evimle kaçtın ki. Evimle ilgili büyük konuşmadım hani bizim ben. Senden beklentimiz ilgili... bir saray yavrusuydu. Evet. Evimle ilgili büyük evet, konuşmadım ben. Çok büyük konuşmalar yaptın. Tamam bir örnek Esra, versene. Herkesin be. Halısını, masasını duvar kağıdına varana kadar eleştirdin. Senin duvarında doğru düzgün boya bile yok ya. Boya var görmüyor musun? Görmüyor musun şu kestirmelerin rezilliğine bakar mısın? Tavana bile boyalar bulaşmış.
Tamam gelseydin sen boyasaydın o zaman. Ben niye boyayım? Senin yaşam alanın burası. Benim yaşam alanım ama ben onları ne yapayım? Ben o zaman benim evimdeki duvar kağıtlarını da sen yenile ben olur mu? Ben mi düzelteyim? Olur şey yapayım. Sadece ben beğenmediğimi söylemedim. Çok karışık dedim. Hı-hı. Ben zaten onlardan da puan kırmadım. Bilgin olsun yani. Gene puan konusuna girdin. İkide bir de işte ben şöyle yapmadım. Ama ben böyle yapmadım. İzlerken de göreceksiniz. Ben size o kadar yorum yapmadım. Senin masana yaptım. Senin de ütülenmemiş runner'ına yaptım yani. Siz bana her yere yapıyorsunuz. Yani. Aşkım senin her yerin ütüsüz. Her yerin ütüsüz yani. Ne yapayım buraları mı ütüleyim? Ya var ya bak sana bir söyleyeyim. Eleştiriden bugün var ya yerlerin dibine tamam. Gireceksin yani. Bir sok bakalım dibine. Şaka gibisin gerçekten şaka gibisin. Bununla mı ev sahibini aldı? Bununla mı ev sahibini seçti? Onu da ev sahibine girdi evet. Anlıyorum. Perdelere değinmek istiyorum. Böyle parıltılı parıltılı bir şey yok, var. Yok parıltı yok onlarda. Böyle çizgileri parlak geçiş, duruyor. Geçişleri evet var. Parlak duruyor. Sim yok senin onda. Mutfağına parlak gidecek bir perde değil o. Parlak çok değil tatlım. Su. Sim yok onda sadece geçiş detayları var. Anlıyorum. Ne kadardı fiyatı? 900 TL güneşliğiyle birlikte. Anlıyorum. Avizeni ne kadara aldın? Avizenin fiyatı 500 TL. Bulaşık makinesinin ne kadar? Bulaşık kadarı? Makinem 8000, çamaşır makinem 15000, buzdolabım 35000. Vallahi daha çok şey var ama burada daha fazla konuşmayalım bence. Kızlar sanırım yorumlarınız bitti. Bitti dış ses. O zaman haftanın oyununa geçelim mi? Geçelim. Esra kendini asla savunamadı. Çünkü günlerce oynadığı için bugün de bu tepkiyi beklemiyordu aslında. Sürekli sadece kendisini savunma şekli ben sana onu dememiştim, ben sana bunu dememiştim. Yani demem o ki oynadığını aslında kendisi de bu şekilde göstermiş oldu. Evet, Esra Gelin'in yıllara meydan okuyan nostaljik havasıyla gelin evinde fark yaratan mutfağına hoş geldiniz. Uzun zamandır tadilat görmediği anlaşılan mutfaktaki dolaplar oldukça eski. Tezgah arasına led ışıklarıyla küçük bir dokunuş yapan gelinimizin mutfaktaki belki de en yeni parçaları beyaz eşyaları. Gayet modern çizgideki mutfak masasını siyah metal sandalyelerle kombinleyen Esra Gelin, balkon kapısını da beyaz tüllerle kapatmış. Ancak oldukça heybetli kombiyi bir başına öyle açıkta yapayalnız bırakarak büyük bir risk almış Esra Gelin. Zemini halı flex gibi bir halıyla tamamen kaplayan gelinimiz, avize olarak da yine siyah metalden yapılmış modern bir aydınlatma tercih etmiş. Bakalım Esra Gelin'in mutfağı gelinlerimizin gönlüne hitap edebilecek mi?